Güneş girmeyene ve Doktor girermiş Şifacısı hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Eee 23'te sırasıyla bazı takımlara e, rebuild yapmaya çalışacağız. ile başlayacağız. Neden Leipzig? E, Almanya'dan ona da biz Dortmund ve e, hani Bayern Münih onların ardından gelen artık iyice hani oyuncuların ismini görüp bildiğimiz e, hoşumuza giden bir oluşuma sahip bir kulüp çünkü kendisi ne yapacağız nasıl yapacağız bu rebuild'ı e? peki buna gelecek olursak öncelikle ilk transfer dönemi transfer yapmayacağız e, devre arası sözleşmesi bitecek oyunculara bakacağız ve sezon sonu oyuncularımızı al sat yaparak yeni oyuncular yükleyip şampiyonlar ligi ve ligi kazana kadar yani ortalama bu videoda 2 sezon simüle etsem diğerinde de 2 sezon bu şekilde ya da 3-3 yapıp çok uzatmadan böyle 8-10 dakikalık videolarla bu şekilde yapmaya çalışacağım. Herkese herkese bireysel antrenmanını verdim. Sözleşme yenilemesi e, Laimere yaptık. Sadece 25 yaşında. İyi e de profili var. Onu kaybettim. Diallo kiraladık zaten. Onun acı 2024'te bitmeye başlıyor. Şu şekilde bir taktik yaptım. E, burada sahte bek vermemin sebebi e, Mezal'ı da kanada girecek. Burada da var. Zaten o yüzden orta sahaya şuradan bir destek olunsun. Defansif e, Defans orta sahası savunma destek arasında eee kararsız kaldım. Yani aslında Leipzig'iz. Yani desteğimizi vermemiz lazım diye düşünüyorum o kısımdan da. O da var tabii mesela düşününce. Kanat bek verdik. E, ters ayaklı kanat. Gizli forvet yaratıcı. Haydara, Schlager bu şekilde kullanmaya çalışıyoruz bu kısımda. Burada Kevin Kamp bir tık daha iyi o şeyden. Haydara'dan. E, ama hani Haydara 22 yaşında mıydı? Aslında 24 yaşında da ben daha çok gelişebiliriz. Ama zaten sürekli bir kadroyu kullan demeyeceğiz. Oyuncular yoruluyor. Taktik simülesinden çokça gördüm. Biz sadece bu taktiği kullan diyeceğiz. Oyuncu seçimleri biraz değişebilecek o kısımda. İlk yapacağımız dediğim gibi devre arasına geleceğiz. Ee, ben sözleşmesi biten oyunculara bakacağım. Teklif yapabileceğimiz varsa simüleyi orada durdurup hani size göstermiş olacağım. Eğer yoksa da ilk sezon bitecek. Sezon bitimini göstereceğim. Transferleri onları konuşacağız. Şimdi bakalım devre arası ya da sezon sonunda görüşmek üzere ve ilk sezonu bitirdik. da e, bizim yaptığımız bir transfer yoktu bu. Kendilerinin yaptığı transferler. Sezon ikinci bitirdik ve 2 puanla ve son haftaki maçımızı göstermek istiyorum size son 2 hafta. Şurada Bayer Münih'e berabere kalsaydık e, ne oluyordu onlardan? Evet. Berabere kalsak şampiyon oluyormuşuz. Taktik yani iyi gibiymiş galiba duruyor. DFB Pokal Pokalde ee, Bayern Münih gelmiş yine eğlenmişiz ikinci. Şurada berabere kalmışız Bayern Münih'e e, karşı oynayamıyoruz demek ki biraz daha güçlendirmemiz lazım. Süper Kupa'yı 2-1 kaybettik. E, Alman Süper Kupası'nı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yaptık. Gruplarda çıktık. Real Madrid'in, e, Benfica'nın ve olduğu grupta Tottenham'ı 3-2 ve Biri çok rahat eledik City'ye karşı. Abi bu maçı kazanmıştık diye hatırlıyorum ben ya. Aynen. Yanlış. Aa bak bak görüyor musun? Karim bozuk oyun diyoruz. Yalan diyor. Bak kazandığımız maça mağlubiyet yazmış. Neyse ilk maçı 3-0 kaybettik. İkinci maçı ee, 2-0 kazansak da olmadı. Çeyrek final güzeldi. E, 9-0'lık bir galibiyetimiz var Pokal'de. 4-2 Dortmund galibiyeti sezonun golü de Zbozay şeklinde demişler. Gelirlerimizin hepsini arttırdığımızı görüyoruz. Transfer kısmına geleceğiz tabii ki de. Orada yaptığımız transferler var. Şimdi o kısma gelecek Öncelikle bir su çekle bir görüşme yapıyoruz tabi Onu da göstereyim size e, alacağım gibi duruyor orta sahayı sağlamlaştırmak adına Bunu yaparız e, Almanca konuşmayı zaten bir zahmet öğreneceksin Canım benim şimdi ağzımı açtırma e, %10'luk bir şey artışı istemiyorum ben imza parası vermem Maaşını arttırırım parayı bir yere sokmuyoruz zaten al abi maç başına ücretin 30 bin yapıyorum bu konuda anlaşacağız. Şimdi devre arası ben ne yaptım? Ee, Geleniz. Bu Vanderwort'u kendileri alıyormuş bu arada. Max Ernst'la anlaştım. Ee, bedavaya gel dedim. Sabek'te böyle net en azından genç. Ee, bizim açımızdan iyi olur dedim. Profilinde gösterelim. Bu şekilde zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Todibo'ya teklifi yolladım. E, ee, Todibo'yu alacağız gibi duruyor. Yani alırız yani. ben Bana öyle geliyor e, suçe ya şey yaptık. E, Solomon'u bedavaya alıyorum bu şekilde. E, çok kaliteli ama yedek açısından en bedavaya alacağımız. Elimizdeki isimleri satacağız. Sesko'yu zaten illa duymuşsunuzdur. Alıyor. Sesko geliniyor. forveti de almadım. E, dediğim gibi stoper alıp bekler kısmında hani bir sezon daha değil mi? Orta sahadaki o dos kısmını güçlendirip muhtemelen devam edeceğiz. O kısım üzerinden ilerlemeye çalışacağız. Kadro kısmına geldiğimizde sezon içindeki istatistiklere bakarsak Werner'in 40 maçta 43 golü attığını, Zbozay'ın 37 maç 14 gol 10 asist orta sahamızda oynadığını Mezzala genel olarak o şekilde kullanıldı. İyi performans verdiğini. E Andres 16 maç 13 gol. Enkunku'nun 39 maç 12 gol 12 asist. Aşk adam Enkunku severim. Forsberg gibi gibi şeklinde olabildiği etkili verim alabildiğimiz yani çoğu isimden ee, verim aldığımızı görüyorsunuz. Kaleci konusunda bir düşündüm alsak mı diye. Gulaş'ı bir sezon daha götürür. Belki iki. Kaleci almayı düşüneceğiz. Belki Livakovic klasik bir transfer o şekilde yaparız gibi duruyor. Ee, yani güzel bir 2022-2023 sezonu geçirdiğimizi düşünüyorum. Zaten bunların hepsi hayal kırıklığı. 21 yaşından küçük oyuncuların transfer edilmesiydi. Yani 21 yaşından küçük oyuncularla şu an hani simülede o başarıyı alamayız. Simüle ettiğimiz için e, net bir şekilde. Chelsea'de bir teklif yapmış. Burada bu kısımları görüyorsunuz. Ben şimdi bu transferlerde bir alacak satacak oyuncularımız var. Onları yapıp belki bir iki isim daha ekleyip en sonki durumu göstereceğim. Ardından ikinci sezonu simüle edeceğiz. Benim transferlerimize. Şimdi şurada benim yaptığım transferler Sesko hariç şu şekilde. Ee, yani 60-73 milyon euroya transfer yaptım. 37... 37 milyonlukta satış yaptım. Ama Suçay'a tabii 60'ında nakit vermedik. 30 mu 35'ini bu sezon sonrası taksit 12. Bir yıl arayla 3 taksit falan olabilir. Klasik hepimizin yaptığı şekilde. Suçay'ın ya profilini de göstereyim şu şekilde. Güzel orta sahada seviye atlatabilecek bir isim. Sesko. Ee, geçen seneden çokça sevdiğim bir isim. Ee, Andreas Schillederup. Telaffuz edemedik. Ben bu sene hala deneyemedim. Hep karşıma çıkıyor çıkıyor. Dedim bu kariyerde hem denemiş olalım görelim. Ee, Solomon dediğim gibi yedek kısım daha çok kullanırız. Hani e, bir de bedavaya aldık. Max Arans da aynı şekilde genç ve yedek kısmında bize sorun yaratmaz sabit açısından diye düşündüm. E, ee, 30'a sattık kullanmayacağız. Klosterman gitmek istiyorum çok yaptı dedik tamam git. sen belki sattık 1 milyona bu şekilde kapattık transfer sezonunu. Tahmini tabi değişikler şunlar olacak ama kadromuz bu şekilde olacak gibi duruyor bu kısımda. Kaleciyi böyle yapalım. E, bunu da dedikten sonra artık ikinci sezonu simüle edeceğiz. Ben yine devre arası e, bakacağım sözleşme imzalayabileceğimiz bedava isimler var mı? Ardından sezon sonu hem onları hem bir değerlendirme yapacağız. Videonun ilk kısmı bitmiş olacak. E, abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum. Ve ikinci sezonun sonunda görüşmek üzere. Ve ikinci sezonu bitirdik. Bu sezon yani 68 puan 10 puanla gerideyiz. Ve üstüne bir de sıralama olarak düşüp 3. olduk. E... Yani üzücü bir durum. Yine olabildiğince gol attık. Geçen sezon zaten en çok gol atan takım yine bizdik. Yine 83 Bayern'le eşitiz. Yediğimiz kısımda çok fazla gol yediğimizi yani anladığımız kadarıyla defans hattını güçlendirmemiz gerektiğini buradan bu sonuç olarak çıkartacağız. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne bakacak olursak burada bu şekilde göstereyim. Ee, gruptan çıkıyoruz. Zermadit, PSV, Dinamolu. Ardından İsa, dersine yeniyoruz. Deplasman'da 4'ten Dört tane <laughs> yiyip geri dövmüşüz. E, DFB Pokal'a baktığımızda finale kadar yükseliyoruz. E, Borussia Dortmund yarı finalde eliyoruz. Finalde Bayern'e kaybediyoruz. Yani bu sezon e, transfer bütçemiz belli oldu galiba. 89 milyon var. Bir kaleci alacağız net olarak. E, satacağımız çok bir isim yok. Zaten şu şekilde. Şu kısımda. E, satacağımız birisi yok dediğim gibi. Ne yapacağız? Yani muhtemelen bir kaleci alacağız. Gulays'ya yani bu sezon e, 7 per yani notunu göremedi. David Rowe'un ben profilini beğendim. Almayalım dedim ama belki bir sol bek de düşünebiliriz. Eee defans kısımları Simakana bir sezonluk bir şans verdik. E, hani gelişip şey yapabilir mi diye. Üst düzey bir stoper de deneyebiliriz ya da kaleci ikisinden birinden bir tane MK'ye basıp parayı alacağız. Öyle bir hamle gelecek e, gibi duruyor bu sezon açısından açıkçası. Onlarca başka ne göstereceğiz kadroya geleceğiz istatistiklere bakacağız arkadaşlar ikinci sezon kısmında şöyle e, gol olarak direkt bakalım Sesko'nun 42 maç 58 gol attı. Werner'in 33 maç 17 gol 11 asist Enkunku'nun 43 maçta 10 gol 9 asist Olmo'nun 9 gol 23 asist yaptığını Olmo çıkartıp oynamış yani çıkartmış değil mi Hani oynamış yani Zibo Zain'in de aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi zaten Tottenham tarafından izleniyor. 5 gol 10 asist yaptığını. E, Forz belki satmaya çalıştık ama alıcısı hala çıkmadı. Genel olarak yedekten girdiğini. E, genel olarak takımın gol yükünü şu kısmın yani ileri attığımızın e, işini yaptığını açıkçası söyleyebilirim. Hani bence zaten olunca gol de atmışız. Ama bu kısmı sağlayamamışız. Yani e, Suçen diye oynadığını görüyorum hani genel olarak. E, bir düşüş son zamanlardaki form düşük diye bu şekilde oldu. Ama... 3. sezon ve sonrası daha iyi geleceğimizi düşünüyorum. İlk parti bu kadar da hem bir göreyim e, tepkilere bakalım. Önerdiğiniz transfer varsa ikinci sezonu bitirdik arkadaşlar. Stoper, sol bek ve kale kısmından transfer yapacağız gibi duruyor. İleri ve orta sağ kısmından ben memnunum. Önerilerinizi de belirtebilirsiniz. Abone olmayı, video beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Umarım keyifli olmuştur. Farklı bir içerik yapmaya çalıştım. E, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.